Merhaba, hoş geldiniz. Et yemek tatlısı yapıyorum. Onun için bir paket et yemek, 1,5 su bardağı toz şeker, onu 2 su bardağı suyla karamelize edeceğim. Sonra 1 kilogram süt, 6 yemek kaşığı un, 6 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı tereyağı. Bunu da muhallebi yapacağım. Üzeri için bir paket krem şanti, bir su bardağı soğuk sütle çırpılacak. Üzerini süslemek için isterseniz ceviz, isterseniz Hindistan cevizi, tamamen size kalmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ocağımızı yaktık. Şekerimizi alıyorum. Karıştıra yakmadan karamelize olmasını sağlıyoruz. Fazla kararmadan pembe olunca alıyoruz. Suyunu koyup altını kısıp güzelce oldu. İki su bardağı ısıttığımız suyu dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Elimizi yakmayalım. Şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Sıvı olacak. Önce donuyor, sonra açılıyor. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Borcamımıza etimeklerimizi Şimdi kaynattığımız karamelize şerbeti her birinin üzerine gelecek şekilde veriyoruz. Dikdörtgen borcamınız varsa ona daha güzel olur. Benim şimdilik evde kare borcam vardı. Hem de etmeklerinizin hepsi sığar. Ben kare borcama yapmak zorunda kaldım şimdilik. Biraz daha sıkıştırayım şöyle yanlarını. Keseyim.
çok sıkışmayacak. Neyse böyle olsun. Kırdıklarımı koyayım gene de. Şimdi muhallebi için 1 kilogram süt, 1/2 su bardağı şeker, onu söylemeyi unutmuşum. Unumuz, nişastamız, karıştırıyoruz güzelce. Şimdi koyulmaya başladı. Tereyağımızı, 1 paket vanilin, hep birlikte karıştırıyoruz. Altını kısıyoruz. Kıvamı oldu. Kapatıyorum altını. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Böyle akışkan bir kıvam olacak. Şimdi etimeklerimizin üzerine döküyoruz. Şimdi bunu soğumaya bırakıyorum. Krem şantisini soğuduktan sonra veriyoruz. 1 paket krem şantimizi koyuyoruz. Kakaoluymuş. Aslında ben beyazını daha çok seviyorum. Neyse kakaolu olsun. Soğuk sütle çırpıyoruz. Koyulana kadar çırpıyoruz. Kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi buzdolabında 1/2 saat beklesin. Şimdi tatlımız soğudu. Krem şanti de dinlendi dolapta. Üzerine yayıyoruz.
Ben bunu sabahtan yaptım. Akşama kadar bekleyecek buzdolabında. Daha güzel kıvamı gelecek. Şöyle güzelce düzleştirelim yüzünü. Üzerine Hindistan cevizi döküyorum. Bol bol dökelim. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Akşama kadar bekleyecek. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Böyle üzerine cevizler de dizdim. Her bir dilimin üzerine bir tane gelecek şekilde. Şimdi kesiyorum. Şimdi sizler için bakıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Tadına da bakalım, şu kopan parçasından alayım. Şerbeti falan çok güzel almış etimekler. Sizler de yapıp deneyin. Bizlere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.